Arkadaşlar selam. Uzunca bir süredir drone ile alakalı video yapmıyordum. Ta ki yeni Avatar 2'yi görene kadar. Yaklaşık 2 senedir drone ile alakalı hiçbir video yapmıyorum. Çünkü bu süreçte beni heyecanlandıran hiçbir gelişme olmadı. Ama bu alet tanıtıldığı ilk günden beri beni heyecanlandırıyor ve sonunda bir video yapmaya karar verdim. Neden heyecanlandırdığına geçmeden önce şimdi bununla bunu karıştırmamak lazım arkadaşlar. Bu drone gibi Mavic tipi cihazlarda aksiyon dışı görüntü elde edebilirken Avata gibi FPV tipi dronlarda ise aksiyonun tamamen içinden görüntü yakalayabiliyorsunuz. Bilmeyenler için ne demek istediğimi zaten videonun ilerleyen dakikalarında koyacağım görüntülerle zaten anlayacaksınız. Bunu da artık sanırım sadece ticari uçuşlarında kullanacağım gibi gözüküyor. İlk defa FPV tarzı bir drone kullanan Mavic pilotunun gözünden deneyimlere geçmeden önce dilerseniz gelin bu cihazın bir kutu açılışını izleyelim. Combo paketle beraber içinden ne gibi şeyler geliyor? Bunu görelim. Hem de adet yeni bulsun. Şimdi bu aleti size anlatabilmem için aslında bu cihazla uçmayı öğrenmek gerekiyor. Öyle hani YouTube'dan video izleyerek olacak işler falan değil bunlar. Kontrolü tamamen eline alıp deneyimleyebilmen gerekiyor. Özellikle iyi görüntü alabilmek için artık kumandanın elin kolun gibi olması şart. Kumanda demişken kumandaya karşı aslında çok ciddi bir ön yargım vardı. Özellikle her şeyi tek elle yönetmek, yönetmeye çalışmak çok kolay olmadı benim için. Bu sırada video içerisinde izlediğiniz ya da izleyeceğiniz tüm görüntüleri bu aletle yani RC Motion 3 yardımıyla çektim. Artık yeni bir remote controller almak ihtiyaç mı ya da gerek yok mu? Bunu da izleyerek karar verebilirsiniz. Şimdi kalkıp hangi tuş ne işe yarıyor anlatacak değilim. Ama size şöyle bir tavsiyem olabilir. Özellikle ilk defa kullanacak arkadaşlar benim tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle önce DJI'nin kendi sayfasında yayınladığı kılavuz videosunu kesinlikle izleyin. Şimdiye kadar uyguladığınız tüm refleksleri bir kenara bırakmanız gerekiyor. Kumandayla alakalı verebileceğim bir tavsiye de şu. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Kumandanın kendi içinde bir GPS'i var. Yönlendirme yaparken hareketleri algılamasına yarıyor. Kumandayı ilk açtığınızda, ilk aktif ettiğinizde hangi doğrultuda tutuyorsunuz o doğrultuyu kontrol noktası olarak belirliyor. Yani oturuyorsanız eğer, oturarak uçuş yapacaksanız eğer oturduğunuz doğrultuyla kumandaya aktif ettiğiniz ilk doğrultu kesinlikle aynı olsun. En azından ilk etapta daha
en azından ilk etapta daha rahat edeceksiniz. Ha, bunu ileride bel ya da boyun ağrısı çekmemeniz için söylüyorum. Yoksa dediğim gibi problem yaşayacak şeyler değil. Gelelim gözlüğe arkadaşlar. İlk uçuşta gözlükle asla rahat edemedim. Elbette alışmamışlıkla birlikte sanki bir şeyleri yanlış ayarlıyormuşum hissi epey bir süre geçmedi. Netliği yakalamak uzun sürse de en sonunda alıştım tabii. Bu arada gözlüğün içine gelen görüntü gayet net. 1080p çözünürlüğünde bir görüntü. Kesintisiz bir şekilde ve gecikmesiz bir şekilde aktarılıyor. İnce ya da küçük cisimleri gayet net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu tip işlerde elektrik kabloları çok tehlikeli. Yani dediğim gibi gayet net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Teknoloji gelişmelerini takip edenler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz aylarda Apple Vision Pro gözlüğünü tanıtmıştı. Yeni goggles 3'e eklenen yeni kameralar sayesinde tamamen aynı mantıkla gözlük gözünüzdeyken, kafanızdayken dışarıyı görebiliyorsunuz. Görüş açısını eleştirip beğenmeyen çok fazla kişi olmuştu. Bana kalırsa gayet kullanışlı. Özellikle iniş kalkış sırasında gözlüğü kafanızdan çıkarmadan gayet net bir şekilde, güvenli bir şekilde kalkış iniş yapabiliyorsunuz. Bana kalırsa gayet güzel bir özellik. Söylemeden geçmek istemiyorum. Üst düzeyde bu işle ilgilenen arkadaşlar ne demek istediğimi zaten anlayacaklardır. Gözlüğün en alt kısımlarından, buruna destek olduğu kısımlardan birazcık açıkçası ışık alıyor. Çok ciddi bir sorun değil tabii ki ama %100 izole demek de doğru olmaz açıkçası. Bu da merak eden arkadaşlar için ek bir bilgi olsun. Şimdi teknik özellikleri seven arkadaşlar var. Onlar için kısa bir özet geçelim. Özellikle benim gibi uçuş zevkinden çok görüntü alma derdinde olanlar için kamerayı konuşalım biraz. Air 2S'ten biraz küçük Mini 4 Pro'larla aynı 1/1.3 inçlik sensör kullanıyor. 155 derecelik ultra geniş bir açıyla hem görebiliyorsunuz hem de kayıt yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok geniş bir açı ama özellikle kullanırken neden bu kadar geniş olması gerektiğini anlıyorsunuz. Hatta ilk uçuşunuzda varsayılan ölçü olarak 16:9 formatında gelecektir. Bunu benim tavsiyem. Uçuşa başlamadan 4:3 formatına alın. Kontrol emin olun daha kolay olacaktır. Sonradan crop yapıp o şekilde kullanabilirsiniz zaten. HDR çekebiliyor. Aman aman zorlamasam bile dinamik aralığı da başarılı buldum. 10 bit çekebiliyor. Özellikle renk aşamasında bozulmalar, yırtılmalarla karşılaşmıyorsunuz. Ki zaten benim en dikkat ettiğim konulardandır. Renk profilini de çok beğendim. Benim tarzıma uyan bir tat yakalayabildim. Bununla birlikte dilerseniz lock çekebilirsiniz. Lock çektikten sonra DJI Fly uygulamasından tek tuşla rengi oturtabilirsiniz. Benim en azından uygulamada yeni fark ettiğim iş kolaylığı sağlayan bir özellik olmuş. Bu tip güzellikleri de var. Gelelim stabiliteye. Şimdi Rocksteady ve Horizon Steady diye bir olay var. Videoları da ara ara izliyorsunuz zaten. Ne kadar temiz olduğunu fark edeceksinizdir. Ufak tefek elinizdeki titreşimleri, sallantıları videoda çok başarılı bir şekilde absorbe ediyor, gizleyebiliyor. O yüzden bu noktada diyebileceğim pek bir şey yok. Gayet başarılı ve temiz çalışıyor. Bu işin en ama en önemli kısmı kesinlikle post aşamasındaki ses kısmı. Güzel görüntü çekiyorsunuz, çok güzel görüntü. Rengini de çok tatlı yapmışsınız ama videoda ses yoksa istediğiniz etkiyi verebilmek de çok ama çok zor olacaktır. Bu işin içinde uzun zamandır bulunanlar zaten ses kısmını her türlü programına dahil ediyorlar. Benim tavsiyem yeni başlayacak olanlara planlamalarınıza her zaman ses kısmını, ses efekti kısmını dahil edin. Etkileyici müzikle birlikte ses efekti kullanmanız, bu ne bileyim yakın bir geçişte rüzgar efekti olabilir, rüzgar sesi efekti olabilir ya da bir deniz görüntüsünde dalga sesi, martı sesi olabilir ya da ne bileyim arkadan sonundan ekleyeceğiniz yerinde bir efekt kesinlikle yaptığınız işe artı katacaktır. Bu da kendi kullandığım taktiklerdendir. Yeni başlayacak arkadaşlar için tavsiye ettiğimdir. Sistem genelinde konuşmak gerekirse sinyal iletimi bu tip cihazlarda bana kalırsa Mavic'lere nazaran çok çok daha önemli bir noktada. Bu sinyal iletimi konusunda yıllardır düşündüğüm ve söylediğim bir şey var. YouTube'da inceleme işi yapanların ağzında hep aynı laf. İşte bilmem şu kadar uzağa gidebiliyor, bilmem şu kadar güçlü. Ya abicim siz rekor deneyeceksiniz zaten bu alet size göre değil. Sinyal aktarımında asıl mesele sizin uçuş yapacağınız bölgede, bu 500 metrekarelik bir alan da olabilir 15'te. Herhangi bir katı cismi araya aldığımızda sapıtıyor mu? Ya da bu tip dronlarda dive denilen bir teknik vardır. Home point noktanız
drone'un konumundan daha yüksekte olduğu bir anda sizi yarı yolda bırakıyor mu? Asıl mesele tamamen bu. Benim gördüğüm kadarıyla da OcuSync 4 çok ama çok başarılı. Bu zamana kadar satın aldığımdan beri yaptığım tüm uçuşlarda neredeyse uydu sayısı 27'nin 28'in altına düşmedi. Çok kaliteli bir sinyal akışı vardı. AirKS'te bile bu değer 20'nin üzerinde çok uzun bir süre kalamıyordu. Gerçi onda OcuSync 3 vardı ama. Yani işin özeti, bu aleti satın alırken aklınızda sinyal iletimi konusunda hiçbir soru işareti bulunmaz. Uçuş süresine gelirsek haliyle bir Mavic performansı beklememek lazım. Ama kategorisinde gerçekten çok yüksek bir uçuş süresi sunuyor. Benim deneyimlerime göre yaklaşık 18-20 dakikalar arasında havada kalabiliyorsunuz. Combo paketi tercih ederseniz eğer 3 batarya 3x20'den yaklaşık 1 saat boyunca size FPV deneyimi yaşatıyor. Az daha unutuyordum. Gerçekten çok hoşuma giden bir nokta var. DJI çok güzel yapmış. Bu drone içine dahili bir 46 GB'lık hafıza eklemiş. Yaşaması gayet muhtemel bir durum. SD kart almayı unutsanız bile yaklaşık 1 saat boyunca 4K video çekim yapma lüksü size sunmuş oluyor. Şimdi gelelim son olarak. Bu drone'la uçmak kolay mı, zor mu? Başlangıç seviyesine mi hitap ediyor, deneyim mi gerektiriyor? Çok net özetleyeyim. Kullanımı gerçekten inanılmaz temel. İlk defa eline alan biri bile çok rahat bir şekilde kullanabilir. İyi görüntü almaya gelince işte o noktada kumandanın artık elin kolun gibi olması şart. Özellikle Mavic'cilere çok tatlı bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Bir bataryayı bitirip diğerini takıp devam etmek istiyorsunuz. Hatta bir süre sonra normal modda sıkıcı gelmeye başlıyor. Sport modu alıp daha hızlı manevralar yapmak istiyorsunuz. Ki bana kalırsa gerçekten bu işin zevki sport modda çıkıyor. Onun dışında cihaz hakkında söyleyebileceklerim şu var. Aşağı yukarı YouTube'daki bütün Türkçe inceleme videolarını izledim. Hepsi de gerçekten kullanışsız olacağını bile bile şu Acro Mode'a acayip zaman ayırmışlar. Böyle taklalar falan atabiliyorsunuz. Ama inanın bana satın aldığımdan beri bir kere bile denemedim. Bana kalırsa gerçekten çok basit ve gereksiz bir şey olmuş. Hiçbir kullanabilirliği yok. Yanınızda arkadaşınız vardır. Bak şimdi sana ne yapacağım deyip hava atabilirsiniz, şekil yapabilirsiniz. Onun dışında belki şey kullanışı olabilir bu arada. 180 derece dönme modu var. Düz giderken 180 derece dönüp geriye doğru gidiyor bu sefer. Onun için de çevreye çok iyi hakim olmak lazım. Kullanım sırasında tavsiyem yalnız olmayın. Çünkü aksiyon sırasında dünyadan tamamen kopuyorsunuz. Ne olur ne olmaz yanınızda birinin olması daha güvenli olacaktır. Onun dışında söyleyebileceklerim bu kadar. Sorularınız olursa deneyimlerim doğrultusunda yorumlardan cevap olmaya çalışırım. Eğer benim bilemediğim bir nokta varsa bilgili bir arkadaş yorumlardan cevap verecektir. Bu şekilde yine bir blog oluşturalım aşağıda. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.